Lauren Perkins'in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Eşiyle beraber televizyon izlerken yapay döllenme tekniğinden haberdar oldular. Lauren işe yarayıp yaramayacağından emin değildi. Ancak yönteme başvurduktan sonra hamile olduğunu öğrenince sevinçten havaları uçtu. Hemşireler kendisine birden fazla çocuk sahibi olma şansının yüksek olduğunu söylemişti. Lauren ve eşi de ikizleri olacağı fikrine çok sevindiler. Çocuk sahibi olmak için çok uğraşmışlardı. İkizleri olması onlar için dünyalara bedeldi. Ultrason sırasında doktor ekrana bakınca şaşırdı ve müjdeli haberi verdi. Doktor, "Burada 5 bebek görünüyor," dedi. Lauren bunun imkansız olduğunu düşündü. Ardından doktor, "6. bebeği de gördüm," deyince şok oldular. Şaşıran çift ekrana bakınca gerçekten de 6 bebek olduğunu gördü. Bu aşamada Lauren ve David'in kritik bir karar alması gerekiyordu. Ya bebeklerin bazılarından vazgeçeceklerdi ya da hepsinin dünyaya gelmesini kabul edeceklerdi. Bir doğumda 6 bebeğin de hayatta kalma şansı ise oldukça düşüktü. Doğum sırasında birçok komplikasyon oluşabilirdi. Bir süre düşündükten sonra 6 bebeğin de dünyaya gelmesi gerektiğine karar verdiler. Doğum için aylar öncesinden planlamalar yapıldı. 23 Nisan 2012'de Lauren henüz hamileliğinin 30. haftasındayken hastaneye kaldırıldı. Doğumhanede toplam 35 kişi vardı. Lauren, "Hem gergin hem de heyecanlıydım. 6 bebeğim olacaktı ve buna inanamıyordum," dedi. Andrew, Benjamin, Caroline, Leah, Allison ve Levi ismindeki bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Lauren, "Bebeklerimi ancak ertesi gün görebileceğimi düşünüyordum. 6 hemşire kenarda bekliyordu ve hepsinin de kucağında bebek vardı," dedi. Bebekler hemen gözlem altına alındı. 4. günde Allison ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına alabildiler. "Altız bebeklerin annesi olduğunda bebeğimi kucağıma alınca gurur duydum," dedi. İlk hafta bebekler için çok önemliydi. Bu sırada sağlık sorunları çıkması çok yüksek ihtimaldi. Neyse ki 6 bebeğin de sağlıklı olduğu görüldü. Geçirilen haftaların ardından anne ve baba bütün bebekleri kucağına alabildi. Bebeklerin 5'i 4 ay içinde taburcu edildi. Minik Leah'ın bir hafta fazla kalması gerekti. Lauren, "Leah diğerlerinin altında kalmış ve tam olarak beslenememiş. Beyni de tam olarak gelişimini tamamlayamamış," dedi. Aile bu süre içinde sevdiklerinden ve yakınlarından inanılmaz destek aldı. Lauren özellikle doktor ve hemşirelere teşekkür ediyor. "Onların harika çalışması olmasa bebekler bugün hayatta olamayacaktı," diyor. Geçtiğimiz günlerde altızlar 8. doğum günlerini kutladılar. Aile çok daha büyük bir eve taşınmak zorunda kaldı. Lauren gazeteye, "Özellikle ilk yıl çok zorlandık. Her şeyi ama her şeyi önceden planlamamız gerekti," dedi. Leah hariç diğer çocuklar tamamen sağlıklı. Anne karnında beyin gelişimi tam olarak gerçekleşmeyen Leah ise sağlığına kavuşamadı. Lauren, "Leah'ı özel okula göndermek zorunda kaldık. Ancak giderek kendine geliyor. Her daim gülümsüyor, evimizin neşesi," dedi.